iddia ediyorum. Bu Ramazan böyle iftar sofrası kurmadınız. Şimdi size nasıl yapıldığını göstereceğim. Önce etleri kavurarak mutancanaya başlıyorum. Bolca tereyağı. Tencerem çok sıcak. Hafifçe tereyağı yanabilir, hiç problem değil. Biraz zeytinyağı ve hemen etler. O kavruk yağda etleri kavuracağız. Etlerin her yeri renk alınca arpacık soğanlarım var, onları ekliyorum. 3 diş kadar da sarımsak bütün haliyle ekleyeceğim. Bu aşamada ateşin altını hiç kısmıyoruz. Sürekli yüksek ateşte, eğer ki kontrol edemiyorsanız o zaman kısabilirsiniz. Etler güzelce renk aldılar. Soğanlar da birazcık renk almaya başladılar. Bıraktığı suyu neredeyse çekti. Sadece yağına bindi ve şu anda yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar da un ekleyeceğim. Bakın un böyle tereyağını çekti. Hafiften köpük köpük olmaya başladı. O pişmiş un kokusunu alınca sıcak su ekleyeceğim. Evet. Şimdi artık altını kısabilirim. Etlerle soğanların seviyesine gelecek kadar su koydum. Altını kıstım. Şimdi etler yumuşayana kadar pişireceğim. Şahane bir pilav yapacağım. Burada kaynar bir su var. Farklı bir yöntem göstereceğim. Püf noktası, pirinci hiç nişasta kalmayacak gibi yıkadım. Soğuk suda beklettim. Şimdi güzelce süzdüm. Burada bol kaynar suyum var. İçerisine bolca tuz atıyorum. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar. Hadi 2,5 olsun. Ve pirinç doğruca içerisine. Pirinçler neredeyse olmak üzere. Altını iyice kıstım ki oynayıp pirinçler kırılmasın. Uzun uzun o pirinçlere ihtiyacım var. Pirinçler ne tam pişecekler ne de çiğ kalacaklar. Böyle dokunduğunuz zaman iki ucu yumuşak ama ortası hala sert ve kırılgan olacak. Ondan sonra hemen soğuk sudan geçireceğiz. Soğuk sudan geçirirken de nazik davranmaya özen gösterin. Pirinçler çok güzel pişti ve soğudular. Şimdi sosunu yapacağız. Onlar da dinlensinler. Burada neyim var? Safran var. Biliyorum safran çok pahalı. Ama bence mutfağınızda ufak bir parça bulundurun. Böyle özel yemekler için kullanabilirsiniz. Burada yaklaşık olarak 1 gram kadar safran var ve bundan yaklaşık 7-8 adet yemek çıkacaktır. O yüzden birazcık fiyat ve kalite dengesini siz de sağlayabilirsiniz. Yaklaşık şöyle bir çimdik alıyorum ve havanıma bırakıyorum. Hafifçe safranı ezeceğim. Çünkü hem kokusuna hem de rengine ihtiyacım var. Ezdiğim safranın kolayca çözülmesi için üzerine yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar da sıcak su ekledim. Sarılığını biraz daha artırmak, bir de hafif böyle acımsak bir tat vermesi için de zerdeçal ekleyeceğim. Evet, artık pilavı yapmaya başlayabiliriz. Safran ve zerdeçal güzelce eridiler. Birazdan sosu kullanacağız. Şimdi kolayca ters çevirebileceğiniz bir tane tavaya ihtiyacınız var. Yapışmaz olursa işiniz daha kolay olacak. Tavanın altını orta ateşte açıyorum. İçerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koyacağız. Yemek kaşığı kadar da zeytinyağı. Evet. Tereyağı artık ufak ufak eridi. Küçük küçük renk almaya başladı. Şimdi içerisine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar şu safranlı sudan koyacağım. Böylelikle yağımıza da renk veriyoruz. Tereyağımız da sapsarı oldu. Şu anda geleneksel İran mutfağından tahdik yapıyoruz. Soğumuş ve iyice süzülmüş olan pirinci önce tavana güzelce yayacağız bir kısmını. Burada amacımız güzelce bir taban oluşturmak. O yüzden iyice araları doldurun ve hafifçe bastıracağız. Ateşin altını birazcık açtım. Şu an çıtırtıları duyabilirsiniz belki. Hadi sizi de mahrum bırakmayayım diye sesi güzelce dinletiyorum. Bu sesi duyduktan sonra altını birazcık kısacağız. Şimdi üzerinde hafifçe düzeltiyoruz. Artık pirinçler bitti. Şöyle parmağınızla, elinizle. Burada elimi kullanıyorum çünkü pirinçler çok kırılgan, kaşıkla kırılacaklardır. Parmaklarım çok nazik. Pilav için son ve önemli bir aşama kaldı. Kaşığınızın tersiyle küçük oluklar açacağız ama buradaki püf noktası şu, tabana değmiyoruz. O yaptığımız kıtırı bozmuyoruz. Şimdi kalan safranlı suyu aralara ve üzerine gezdireceğiz. Bütün aromasını verecek. Altı birazcık açık, bir 5 dakika daha açıkta kalacak ve bir bez yardımıyla kapağı saracağız. Tüm nemi çekmesi gerekiyor. Ve kapatıyoruz. Şimdi şu yemeğimizi de kontrol edelim arada. Wow. Ya kokusunu anlatamam. Gayet güzel. Ne dibi tutmuş. Suyu hafiften koyulaşmış. Şimdi kontrol vakti geldi ama siz zannediyorsunuz ki etliği kontrol edeceğim. Asıl zor pişenler soğanlar olduğu için soğanları kontrol edeceğim. Çok basit bir yöntemim var. Keskin bir bıçak alın. Bir tane en büyüğüne saplayın. Kolayca girip çıkıyorsa soğanlar tamam demektir. Of, lokum gibi. Artık meyveleri ekleyebiliriz. Birazcık suda bekletilmiş, sıcak suda bekletilmiş kuru üzüm ekleyeceğim. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Ama mevsiminde mutlaka taze üzüm. Mürdüm erikleri var. Onları da sıcak suda biraz beklettim. Kuru mürdüm eriği. Onları çok fazla küçültmeyeceğim. Kuşbaşı etlerin boyutunda koyuyorum. Yaklaşık 5 tane. 5 tane de kuru incirim var. İncirlerden sonra da yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar çiğ soyulmuş bademim var. Onları da ekleyeceğim. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar da sumak var. Çünkü lezzetler şu anda tuzlu. Ekşi ekliyoruz. Son olarak da bal ekleyeceğim. Tatlıyla beraber damakta şenlik. Balımızı da ekliyoruz. Son olarak da tuz. Artık tuz ekleme vakti geldi. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. Karıştırırken koku ve görüntü zaten ağzını sulandırmaya yetecek. Artık çok nazikçe karıştırıyorum. Özellikle soğanları kırmamaya, kuru meyveleri patlatmamaya çok özen gösteriyorum. Altını iyice kıstım. Şimdi birkaç dakikada meyvelerin tadı, aromasını tamamen yemeğe versin diye bekleyeceğim. Son kez artık kontrol ediyorum. Oh! Suyu neredeyse çekmiş. Tabii ki birazcık suyu olması lazım. Kokusu inanılmaz. Artık altını kapatacağım. Pilav da neredeyse artık hazır. Bu 15-20 dakika dinlenecek. Pilav da en az 15-20 dakika demlenecek. Ama o arada boş durmayacağım. Şahane bir cacık tarifi vereceğim. Bu iki güzel yemeğin yanına yakışacak şahane bir cacık yapacağız. Mastave adıyla da geçiyor ama siz buna pazı cacığı diyebilirsiniz basitçe. Burada pazılarımız var. Şimdi üzerlerine birazcık sıcak su koyacağım ve yaklaşık 2 dakika dinlendireceğim. Ben de orada çok basitçe bir sarımsaklı yoğurt hazırlayacağım. Yaklaşık 1,5 su bardağı kadar süzme yoğurdum var. İçerisine bir diş sarımsak ezeceğim. Biraz tuz, biraz da zeytinyağı. Tamam da yoğurt hazır. Artık pazılar da bence yeteri kadar dinlendiler. Çok da yumuşatmamak lazım. Süzeceğim, soğuk sudan geçireceğim. Hepsi bu kadar. Güzelce karıştı. Son olarak da içerisine bolca çörek otu. Artık cacık hazır. Gördüğünüz gibi sadece karıştırma işlemi var. Pazı kullanmamızın sebebi bence tamamıyla ekşiliğinden ötürü. Zamanında öyle düşünmüşler. Çünkü o pazıdaki arkadan gelen ekşilik sarımsaklı yoğurtla ve bu tarz ağır yemeklerle birleştiğinde bence mükemmel bir dengeleyici. Her şey hazır. Çok iyi ya. Gördüğünüz gibi sofra hazır. Ne yalan söyleyeyim, beni en çok korkutan pilavdı. Acaba çıkacak mı çıkmayacak mı? Ama benim taktikleri uygularsanız sizinki de böyle muazzam olacak. Şöyle birazcık sesini size de dinletmek istiyorum. Az önce zırtısını duyduğunuz şey işte bu hale geldi. Ve sert. Şimdi kendime küçük bir tabak yapabilirim ve ben bunların hepsini yerim. İnanılmaz güzel. Üçünün birbiriyle uyumu efsane. Pazılıcacı, hiçbirini yapmasanız bile mutlaka deneyin. Mutancana çok özel bir lezzet. Zaten bilenler biliyordur ama henüz denememiş olanlar mutlaka bu tarifi denesinler. Soğanlar pamuk gibi olmuşlar. Et zaten bambaşka bir dünyada. Meyvelerle beraber sosu, sumağın ekşisi, bal belli belirsiz. Yani o tatlı mı acaba diye düşünenler o soruyu unutsunlar. Gayet dengeli bir yemek. Pilav bambaşka bir boyut. Özellikle safran tadına çok alışık olmayanlar, daha önce denememiş olanlar bunu mutlaka deneyin. Çok böyle sıcacık, birazcık doğu esintileri olan sıcak bir yaz günü gibi güzel bir pilav oldu. Size iddialı bir sofra kuracağımı söylemiştim. Bence yeterince iddialı oldu. Buraya kadar güzelce izlediniz. Artık abone olmanın vakti geldi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bizleri Instagram'dan ve Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bay bay.